Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet hayır challenge oynayacağız. Öyleyse hemen başlayalım. Bu arada 10 tane sorularımız var. Mesela bir ben okuyarak yapacağız. Hiç tuvalete girdikten sonra elini yıkamadan çıktın mı? Evet, cevapları görelim. Ben yapmadım. Bir keresinde ama yani o da biraz şeydi. O yüzden yapmak zorundaydım. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Hiç denize tuvaletini yaptın mı? Direkt cevaplar. Bunu bence herkes yapmıştır. Aynen. Hızlı geçmemiz gerekiyor. Evet. Hiç toplumun içinde gaz çıkardın mı? Ben sanırım olmadı mı oldu mu tam net hatırlamıyorum ama oldu herhalde. Şimdi hiç marketlerde şampuan ve benzeri şeyleri kokladım mı? Evet. Benim cevabım da evet. Annemle beraber koklamıştım kokusu nasıl diye. Hiç birinin arkasından konuştun mu? Yani herkes yapmışızdır ya. Kızmışımdır. Dedikodu değil de yani. Dedikodu anlamı hiç lavabodan çıkınca yaptığın şeye baktın mı? Ya benim cevabım buna kesin. Yaptın mı? Bak ya, ne bileyim böyle. Her neyse geçelim buna. Hiç söyle söyle. Hiç birinin telefonunu kurcaladın mı? Ben yani, kurcalamadım. Ben de, ne evet ya, kurcalamadım deyip evet gösteriyor. Ama annemin telefonuna bak. Ay ben de anneminkine bakıyorum. Evet. Kurcalamak olmaz bence. Evet dedim. Hiç hiç evde olduğun halde evde yokmuş gibi davrandın mı? Bunu yapan kişi herhalde delidir arkadaşlar. Yani ne bileyim. Yapmış olamazsın. Ya bir kez. Bir zor kez, durumda bir kalınca kez. Herkes yapar. Hiçbirinin telefonunu izinsiz açtım mı? Buna izinsiz evet. Demeyelim evet ama yani birbirimizin evet. Annelerinin telefonunu annemiz arayınca açtık. Veya başka yani açıyorum. Son soru. Hiç annene kötü söz söyledin mi? Tabii ki hayır. Annelerimize kötü söz söylememeliyiz. Ama maalesef Seda annesine kızdığı zaman. Ya hayır böyle kötü söz değil evet ama. Evet'i gösterir. Yani hayır söylemedim o anlamda değil. Söyledi. Hatta ben şahidim arkadaşlar. Ya hayır. Böyle çok kızdığım zaman yani herkes birine kızdığı zaman ona sinirlenmem mi? Benim de anneme kızdığım zamanlarda böyle söylüyorum. Ha bence annesine söylemesi kötü bir davranış. O hayır olmalıydı. Hayır olmalıydı ama olmadı işte. Neyse, evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşürüz. Beğendiyseniz like atın ve abone olun. Ve buna 100 bin abone gelirse bu serinin devamı gelecek. Görüşürüz.